Bir dakika. Başlayacağım ama ondan önce biraz su içeyim kızlar. Ondan sonra başlıyoruz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Diyeceksiniz ki Havva bu haline bayağı bir ev halisin. Evet ev haliyim. Çünkü bu videoyu ne kadar çok aktarırsam o kadar çok çekemiyorum. Ve dedim ki kendime hani hazır sahuru bekliyorum. Kalk saçını yap çünkü makyaj yaptıktan sonra çekemiyorum bu videoyu. Şu şekilde elimde iki kutu var. Koca bir kutu bu arada. Çekmezsem bu 3 ay sonraya kalacak. Şundan dolayı ben İstanbul'a gidiyorum ve İstanbul'a gittikten sonra çekemem. Üzerine çok pis bir şekilde yığınla toz var. Düştü bile. Şöyle 2 saniyenizi alıyorum hemen. Ekran fotoğrafı için. Tamamdır. Bitenler videosunda makyajı bekliyorsanız şu an burada hiçbir şekilde makyaj yok. Genel olarak bakım ürünleri var. Ki bence kendime yaptığım en büyük yatırım da buydu. YouTube'da yaklaşık 2,5-3 senedir varım. Net bir şekilde. Arada bir kayboluyorum. Ki bu son bir senedir 3 senede çok kayboldum. Yani ilk senesi, ilk 1,5 senesi aktiftim baya. Ve o süre zarfında çok fazla makyaj videosu ve çok fazla bitenler videosu 2-3 tane çekmişimdir. Ve hep makyaj vardı. Bakım videoları, bakım ürünleri çok azdı. Ne saçımla ilgili, ne cildimle ilgili hiçbir şey doğru düzgün yoktu. Ama burada full o tarz şeyler var. Haberiniz olsun. Yani eğer makyaj falan bekliyorsanız hiç beklemeyin. Çünkü kendime yapabileceğim en iyi yatırımın bu olduğunu düşündüm. Kendim için en iyisinin bu olduğunu düşündüm. Şöyle söyleyeceğim size. Yani fiyat karşılaştırması yapmıyorum. Tabii ki de iyisi de kötüsü de vardır uygun fiyatlığında, yani yüksek fiyatlığında ama eliteli artık bir fondöten yok. Diyelim ki yani 50 ya da 100 TL'lik bir fondöten düşünün çok iyi. Yine 1000 TL'lik bir fondöten düşünün çok iyi ama cildimiz ne kadar iyi olmazsa ne kadar bir gözenekli ne bileyim lekeli demeyeyim de leke her şekilde kapanıyor. Fondöteni nemsizken pütür pütür gösteriyor. Yağlı olduğunda fondöteni kusuyor falan. Uygun ya da pahalı hiç fark etmiyor. Cilt iyi olmadığı sürece fondötenlerin hiçbir işe yaramıyor. Ben bunu kendime yaklaşık 1 senedir buraya yazdım ve ona göre hem cilt olsun, hem saç olsun, hem vücut olsun olabildiğince ürün bitirdim. Kendime yaptığım en güzel yatırımlardan biri oldu. Yani estetik olsaydı daha iyi olabilirdi ama olsun ben kendimi kendi çapımda güzelleştirebildiğim kadar güzelleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü kendime değer verdikten sonra her şeyin daha güzel olduğunu anladım. Size tek tavsiyem kızlar. Kendinize gerçekten değer verin. Kendinizi gerçekten sevin. Baştan beri takip ediyorsanız kendime yaptığım şeyleri zaten gördünüz. Yani dedim ki ben kendime bunu yaptıysam, ben kendime bu iyiliği yaptıysam siz de yapın. Tabii ki de benim kullandığım her ürün sizde işe yarayacak diye bir şey yok. Çünkü influencerlardan gördüğüm ürünlerden aldıklarım da var ama beğenmediklerim de var. Önüme ne gelirse onları hızlıca anlatacağım dediğim gibi. Şimdi ilk olarak bu ürün var. Bunu zaten direkt atacağım. Şu Okay'ın Hindistan cevizi bakım spreyi diyor. Sevdi mi derseniz yani ama şart mı derseniz yani benim için çok daha şart bir ürün değil açıkçası. Bundan daha güzel ürünler var. Hangisi? Nerede? Diye sorarsanız göremiyorum şu an. Bitmiş mi lan? Bir şey olabilir ha. Bir şey de olabilir. Vallahi bulamıyorum. Yani bunun yerine yıllardır kullandım ve size defalarca kez önerdiğim ürünlerden birisi şu an toz duman etraf. Bu Morphos'un Milk Spray'ini daha çok sevdim. Kesinlikle ya bunu alırım. Bunu çok sevdim. Tekrar söylüyorum. Ya bunu alırım. Ya da Urban Care'in bu argan yağlı, kolay kırılan, yıpranmış saçlar için spreyi var. Yani ya bunu alırım ya bunu alırım. Bunun yerine. Benim tercihim yani. Benim fikrim. Ben zaten bunu bir influencer'da görmüştüm. Kullandım. Çok da güzel değil. Kokusu zaten kötü. Yani bir kere kokudan kaybediyor bu. Ama bunun kokusu bu. Aşk yani. Yani nasıl söyleyeyim size. Ben bunu sıktığımda erkek arkadaşım bile çok seviyor bunun kokusunu. Ki ben zaten ben de çok seviyorum. Buna bayıla bayıla kullanıyorum. Bunu kesinlikle tavsiye ederim saç spreyi olarak. Sıvı saç bakım kremi diyor bu. Duştan sonra kullanıyordum. Bunu da çok sevdim. Kesinlikle ama kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Saçtan devam ediyorken şurada kutu kutu kullandığım. İçerisinde de kutuların olduğu dolu dolu. Bunlar ayrı kutuydu. Bunları böyle 3-4 tane aldım. Sonra böyle üçlü kutular halinde aldım. Yine aynı şekilde burada var. Bunun içerisinde tekrar kutu var. Diyeceksiniz ki Havva bu ne? Bu takviye bir hap. Şöyle yakından da size göstereyim. Saç, tırnak ve cilt için ben çok sevdim. Yani bunu bulduğunuz yerde alın. Linkte doğru dürüst var mı yok mu bilmiyorum. Ben ilk baş hep Trendyol'dan aldım. Yemin ederim Trendyol'dan aldım. Bunu Trendyol'un reklamını yapmak için demiyorum ama keşke bunun bana reklamını verseler. Bastıra bastıra. Öve öve böyle yani sığdıramayacağım hiçbir yer yoktur öve öve. O kadar övebilirim. Çünkü çok sevdim. Mükemmel bir ürün. Ya bunu alın. Saç dökülmeniz varsa, cildinize ilgili bir problem varsa tabii ki tek başına işe yaramıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Hani tek bunu alıp da işe yarayacak diye demiyorum. Fiyatı uygun mu? Hayır değil. Sadece bu kutusu bile 300 küsürlerde. 350 olabilir, 400 olabilir. Hiç bilmiyorum ama ben 350'ye en son aldım diye hatırlıyorum. Bundan önceki kutuyu da 280'e almıştım. Fiyat gitgide artıyor. Ben bunun aşağıya linkini bırakacağım. Ben ilk eczaneden sordum bana
bana doktor tavsiye ettikten sonra ben ilk eczaneden sordum. Eczanedeki fiyatı o zamanlar bundan 4 ay 3 ay önce 3-4 ay önceden bahsediyorum. O zamanlar eczanede 150 TL'ydi. Tek kutusu böyle bir aylık var bunun içerisinde. 15 adet 15 adet tam 30 adet bir aylık var bunun böyle bir tane kutunun içerisinde. Ben bunu o şekilde aldım. Pardon, eczanede 150 küsür dedi. Sonra ben Trendyol'dan bunu 100 TL'ye aldım ilk aldığımda. Ondan sonra bir kutu daha aldım böyle. Bir kutu daha aldım. Sonra Seda da çok kullanmak istedi. Sonra bu şekilde üçlü üçlü aldık. Ben 3 aydır falan, 3,5 aydır bunu kullanıyorum. Son elimde böyle bir tableti kaldı. Bu da bittikten sonra böyle bir ay falan kullanmayacağım. İçerisindeki şeyleri size böyle yakından göstermek istiyorum. Zaten saç videomda da bahsedeceğim ama eğer almak isteyenler olur, hızlıca almak isteyenler olursa diye belki o zaman kalmaz. Çünkü gerçekten Trendyol'a bu tarz ürünleri artık koymuyorlar. Çünkü devlet yasak getirdi. Yani ilaçtır, zayıflama, çayıdır, zarttır, zurttur koymuyorlar. Bence bir yandan haklılar çünkü abuk subuk kullanmadıkları halde öneriyorlar ama benim gibi kullananlara yazık oldu. Ben zaten bunu aylardır kullanıyorum. Beni takip ediyorsanız, yeni gelmediyseniz bunu biliyorlardır. Zaten beni takip edenler şu an çok iyi biliyorsunuz. Keşke öyle bir şey olmasaydı. En azından kullananlar için olmasaydı ama maalesef ki devlet böyle bir yasak getirdiği için öneremiyoruz. Hatta önerdiğimizde bile bazılarına yani ceza bile alanlar varmış. Ben kullanıyorum. Ben memnunum. Yani ben öylesine bir ürünü önermiyorum size. Şöyle içeriğini de birazcık göstereyim istiyorum. Biyotin, ne bileyim, çinko falan her şey var. Yani cilde de çok iyi gelecek şeyler var. Ben dediğim gibi ilaç değildir zaten yazıyor kocamanında. Sadece takviye bir hap bu. Bana güveniyorsanız saçınız, cildiniz ya da tırnağınız için almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tırnağım. Bu kadar. Ben aşağıya linke koyacağım varsa, özellikle de linke koyduğunda böyle eczane falan yazanları almaya çalışın. Eczane yazmasa bile girin böyle yorumlara. İşte satıcıdan alınan yorumlarda tıklama seçenekleri var. Onlara tıklayın ve o satıcıdan kimse ürün almışsa alın. Yani ürün almamışsa almayın. Çünkü ben direkt mesela örnek veriyorum. Sana eczaneyi koysam bile diyelim ki o sana eczaneden ürün bitti mi diğer başka bir satıcıya yönlendiriyor. Keşke benim elimde öyle bir şey olsa ben size direkt aldığım yerden koyabilsem. Ama ben koyacağım. Siz dikkatli bir şekilde bakın. Yani daha uygun diyebiliyorum. Ama güvenmiyorsanız eczaneden de alabilirsiniz. Almazsanız da aşağıdan alırsınız. Şu an reklam gibi oldu ama yemin ederim hiçbir reklam değil. Ben çok seviyorum. Ki zaten saç videomda da bahsedeceğim. Yani ben bunu zaten hayat boyu kullanacağım. Daha iyisi bulana kadar, daha iyisini bulana kadar hayat boyu kullanacağım. Fiyatı dediğim gibi çok ucuz değil ama çok güzel bir ürün. Garnier'in çift fazla makyaj temizleme suyu. Cildinizi bununla temizlemeyin diyen de var. İşte başka şeyle diyenler var. Ben cildimi de gözümü de bununla temizliyorum. Daha sonra yağ bazıyla temizliyorum. Yağla temizliyorum. Yağ bazı ne ya? Yağla temizliyorum. Ondan sonra bir güzel nemlendirici gibi böyle bir yüz temizleme jeliyle de yıkıyorum. Cildim bu şekilde çok iyi, çok iyi bir şekilde arınmış oluyor. Toz var her yer şu an toz duman. Cilt temizi demişken de bitmeden bunu da göstermek istiyorum. Hatta bunun dışında yaklaşık tam bir sene Simple'ın bu yüz temizleme jelini kullandım. Ben bunu tekrar tekrar alırım. Bu bittikten sonra. Bu neden aldım dersin hani bunu seviyordum madem diye. Denemek amaçlı aldım. Hani size önerebilmek amaçlı aldım. İlk başta sevemediğimi sandım. Sivilce çıkarttığını düşündüm ama o zamanki beslenmemden kaynaklı olduğu için tekrar sivilce çıkartmıştım. Hiçbir alakası yok. Bu yüzden yüz temizleme jelini çok seviyorum. Şimdi bu bittikten sonra bundan alabilirim. Hatta bu Simple'ı almasam da bunun mavi olanı var. Onu çok öneriyordum. Daha böyle hafif. C vitaminli olduğu için biraz daha ağır ama hiç öyle ağırlık hissi de yok bu arada. Ben gerçekten seviyorum. Yağlı bir cildiniz varsa öneririm. Özellikle gözenekli ve yağlı cildiniz varsa hem bunu öneriyorum hem de bu yıkama jelini öneriyorum. İkisini de ben çok severek kullandım. Baş sivilce çıkarttığını düşündüm. Belki de çıkartmış da olabilir ama ondan sonra hiçbir problem yaşamadım. Kardeşim de şu anda kullanıyor. Onda herhangi bir cildinde sivilce yok. Bunları da atıyorum. Biraz da kötüleyeceğimiz ürünler olsun. Çünkü parasını yani şu anki fiyatları çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama ben daha hiç kullanmadım. Yaklaşık 1,5 senedir elimde var. Sonra bu tarz ürünlerin çok da işe yaramadığını anladım. Ki zaten içeriğini de çok beğenmediğimi anladım. Birisi eşitleyici maske, diğeri peeling maskesi. Ben size bunları zamanında önermiştim. Özür dilerim ama işe yarayacak bir maske değiller. Dediğim gibi benim ikisi de içinde duruyor. Duruyorlar maskelerim. Bunların sadece bana kutusu yarayacak. Öbür türlü hiçbir şey yaramayacak. Gidip daha düzgün kil maskeleri almanızı tavsiye ederim. İkisi de duruyor. Bunlar da çöp. Ben bunları tabii çöpe atmayacağım. Cam kutu oldukları için kutularını kullanırım. Sonra kötülerden bir tane daha devam edelim. Sevmediğim, belki koluma, vücuduma kullanırım diye saklıyorum. Öbür türlü cildime sivilce çıkarttı. Görkton'un bu güneş kremleri. Çok üzüldüm çünkü çok severek aldım. Mesela Görkton'un bende allığı falan var. İlk sevemedim dediğim ama sonradan çok sevdiğim bir allık. Süngeri de vardı. O benim yerim parçaladı. O da çok güzel ama güneş kremi bende sivilce çıkarttı maalesef ki sevemedim. Bunlar da çöp olacaklar kategorisinde. Avon'un bu parfümü. Tamamen öylesini aldım ama kokusu muazzam. Çok güzel kokuyor. Böyle çok tam böyle ilkbahar yaz havası bence bunun kokusu. Her videomda göreceğiniz, bitenler videomda da olsun, bakım videolarımda olsun, her bedermin bu ürünleri. Mesela her bedermin bana reklam vermesini hiç garipsememeliyiz.
vermiyor ama keşke verse, ki vermez, aklı var yani. Sonuçta bu kız beni zaten öneriyor diyordur. O yüzden ne ürün gönderirler ne başka bir şey yaparlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Ama onun yerine abuk subuk her marka yazar. Bak mesela bazılarını görmüşsünüz ama ad vermeyeceğim. Bazı markalar bana göndermek istediler ürünlerinden, böyle cilt bakımı, özellikle saç. Saç videolarının, yani çünkü çoğu videonun altına saç videosu istediğiniz için saç bakım ürünlerini ya da ilaçlarını falan, böyle maskelerini göndermek isteyen o kadar çok marka oldu ki. Geçenlerde 2 gün önce yine geldi. İşte bizim ürünümüzü kullandığınıza dair video çekin. İşte böyle iyi olduğunu, işe yarıyor falan. Ama işe yarayan bir ürünü önermemi neden isterler anlamıyorum. Ben istiyorum, ben böyle mesela bir markayı severek anlatıyorsam o marka benimle iletişime geçsin. Ama geçmiyor. Onun yerine başkaları geçiyor. Bu markalarda mesela her bedende hiç kullanmayan insanlara göndersin. Bilsinler onlar da bilmem ne markayı kullansınlar. Ama onlara her bedenim gönder. Sinirlenmeyeceğim. Ben zaten yaklaşık 1,5 senedir kendisine aşık bir şekilde kullandığım için gerçekten aşık bir şekilde kullanırım. Ve size de bunu öneriyorum. Her bedenim bu salisilik asidi. Ne konuştum ama ya. Neyse. Sivilcelerimi, gözeneklerimi ben yani bu kadar iyi bir ürün yani geldiğini görmedim. Böyle pıt koyuyorum. Sabah 2 güne falan o gidiyor sivilce. İz de oluşturmuyor. Bunu alın. Bundan zaten ben şişe bitirdim. Elimin altında duruyor. Çünkü sivilce anacığım belli olmuyor. Ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bunlar çöp. Bitmiş mi gerçekten ya? Bitmiş işte. Artık tamam. Kutu bitirdiğim nemlendiricilerden biri daha. Sivilce yapmıyor. Ve bu yüzden kendisini çok seviyorum. Özellikle hassas ciddi ve yağlı bir cildiniz varsa, sivilce yemeyeli bir cildiniz varsa su bazlı bir nemlendirici mükemmel. Yani sivilce falan da yapmıyor. Ama merakımla çatlayacağım. Çok yokmuş ya. Her bedenimin hyaluronik asidi var. Bununla birlikte makyaj önce kullanıyorum. Makyajı bu kadar mı güzel gösterir be? Bununla birlikte bu hyaluronik asit değil. Ama her bedenimin hyaluronik asidini ve birazcık karıştırıp cildinize sürün. 10 dakika sonra makyaj yapın. Diyeceksiniz ki Havva sen mükemmelsin. Yemin ederim bu kadar güzel nemlendirebilir. Bu kadar güzel etki edebilir. Hazır her bedenimden devam ediyorken bunu bitirelim, ortadan kaldıralım. Çünkü bende hatta bunun bir tane daha yedeği var. Bu bitti. Leke karşıtı serumu. Gerçekten lekelerimi açtığını düşünüyorum. Lekelerinizi yavaş yavaş açıyor. Ben sabah akşam yazıyor ama ben sadece akşamları kullanıyordum. Otacının %100 doğal gül suyu. Herkes sevmiyor. Yani yalan olmasın. Ama ben çok seviyorum. Çünkü özellikle son yaklaşık bir aydır hep cildimi tonik olarak gül suyu kullanıyorum. Hem çok güzel kokuyor. Özellikle mesela ağdadan sonra kullanıyorum. Sonra sabahları cildimi yıkadıktan sonra boş suyla yıkıyorum. Ondan sonra böyle kir falan varsa alsın diyorum. Makyajdan önce cildimi yıkadıktan sonra bununla böyle bir alıyorum. Ondan sonra işte nemlendiricileri sürüyorum. Ya ben gül suyunu çok seviyorum. Hatta çok sevdiğimi sanıyordum ama son bir aydır bir diz aşık bir şekilde yaşıyorum. İndirimlerde de yedekliyorum. Ama elimde şu an yedek yok. Bitti. En kısa zamanda almam lazım. Hatta şu bile bitti. Düşünün bakın. Bu bitti. Bu da bitti. En kısa zamanda kesinlikle almam lazım. Büyük ihtimalle İstanbul'da alırım. Yani burada almam. Ciltle devam edeyim. Cildi biraz azaltalım. Çünkü cilt çok var. Sonra saça falan vücuda geçelim. Bebek şampuanının burada ne iş var derseniz. Bakın diğerlerinden bahsetmiyorum. Dalenir, odur budumdan bahsetmiyorum. Bebek şampuanı burada ne iş var derseniz, ben cildimi bebek şampuanıyla da yıkıyorum. Bazen yüz temizleme jeli, bazen bebek şampuanı. Yani diyelim ki makyajımı yağ bazlı temizledim, sonra yağla temizledim. Bebek şampuanı veya yüz temizleme jeli kullanıyorum. Arada bir değiştiriyorum. Seviyorum. Bebek şampuanını kullanma diyenler de var. pH'tan dolayı da olabilir ya da gözden dolayı diyenler de var. Bazı doktorlar da göze bebek şampuanının daha iyi olduğunu, daha hassas olduğu için daha iyi etki ettiğini söyleyenler var. Bazılarının yüz tüyü çıkarttığını söyleyenler de var ama ben bu bebek şampuanını çok seviyorum. Yani diğerleri değil, bakın hiçbir marka değil. Dalin Malin'de değil. Sadece bu. Bundan böyle bayağı bir bitirmişliğim var bu arada. İstanbul'da bile var bu şekilde. Şunu da yapıyorum. Size şunu da söyleyeyim. Mesela yüz yıkama jellerimi de direkt yüzüme sıkmıyorum. Ya da her ne olursa olsun bebek şampuanla direkt yüzüme sıkmıyorum. Çünkü benim cildim hassas ve o şekilde daha yoğun olduğu için sivilce çıkarabiliyor. Islak elime yüz yıkama jelini de bebek şampuanı sıkıyorum. İyice köpürtüyorum. Ama tırnağım kırılıyordu. Korktum. İyice köpürtüyorum. İyice. Sonra yüzümü iyice o köpüklü olan, yani iyice böyle sıvılaşmış köpükle cildimi yıkıyorum. Yani direkt yüz yıkama jelini cildime uygulamıyorum. Sabahtan beri size makyaj yağı, cilt temizleme yağı diye bahsettiğim ürün bu. Çünkü en uygunu bu. Yani çok fazla marka var. Çok güzel olanlar da vardır. Yani denemedim ama öyle söylüyorlar güvendiğim insanlar. Ama fiyatları çok yüksek. Hele ki şunun bile şu an fiyatı yüksek. Yani şu İsana'nın makyaj yağının bile fiyatı yüksek ama ben bunu seviyorum. Güneş kremi falan kullanıyorsanız hayatınızda bu tarz bir ürünün olması şart. Ama abuk subuk markaları almayın. Yani bir
insanın 2 milyonluk hesabı vardı onu öneriyor diye de almayın. Çünkü şu an öyle bir marka var ki herkes öneriyor ama asla kullanmıyorlar. Yani bu o kadar iğrenç bir durum ki bilmiyorum. Kullanmadığınız ürünü niye önerirsiniz hala anlamış değilim. Neyse cidden yine devam ediyorum. Aslan markasını okuyamadım ama markasını gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Niacinamide. Niacinamide zaten çok güzel cilt açısından. Ben çok çok seviyorum. Yağlı bir cildiniz varsa, lekeli birazcık daha cildiniz varsa Niacinamide öneririm. Özellikle siyah noktalarda falan, göz ayaklarda falan muazzam bir şey. Herkesin tartışma konusu olduğu burun bantları. Kimisi kullanıyor, kimisi zarar veriyor, kimisi cildi çiziyor diyor. Yani bu tarz şeyler çok tartışmalı şeyler. Mesela bana göre de şu vakumlu gibi çeken aletler cilde daha çok zarar veriyor gibi geliyor. Hani bunlar daha iyi gibi geliyor. Ne bileyim yani. Herkesin işte tercihi farklı. Dediğim gibi sizin tercihiniz de farklı olabilir. Ama ben bu Be Beauty'nin aktif kömür içerikli burun bandına bunu gerçekten çok seviyorum. Yani siyah noktalarımı aldığımı düşünüyorum derseniz ben siyah noktalarımı bu tarz şeylerin aldığını düşünmüyorum. Siyah nokta bandı diyor ama ben onu düşünmüyorum. Ben bunun direkt derinlemesine temizleme diyor ya, evet. Bir de böyle o sarı sarı yağlar var. Onu tırnaklarımla falan ya başka şeyle kazımak yerine bunlarla gelmesini daha çok seviyorum. Yani o tıkanan gözeneklerimi açıyor. Ondan sonra ben serum uyguluyorum ya da maske yapıyorum. Bebek gibi oluyor. Yani bunların siyah noktaları aldığımı düşünmüyorum. Siyah noktaları daha çok serumlar gideriyor. Örnek veriyorum salisilik asit ve niacinamid gibi serumlar gideriyor. Veya kil maskeleri. Bir tane kullanıyorum ama bitmediği için şu an bir tane videosunu önermemin anlamı yok diye düşünüyorum. Yine o duştan sonraki yumuşayan kirini aldığını düşünüyorum. Hatta bazen anlama da yapıştırıyorum. Seviyorum dediğim gibi. Bastıra bastıra 4 aydır saçımla ilgili bir şeyleri söylüyorum ve size gösteriyorum zaten. O yüzden gönül rahatlığı önerebilirim. Yine Urban Care'in bu biyotin, kafein içerikli saç spreyi. Kepeklenme birazcık yapıyor diyebiliriz ama muazzam bir sprey. Yani bu buradakiler sadece gördüklerinizde. Bu İstanbul'da bitirdiklerim var, İstanbul'da olan var. Bunların dışında yine bitirdiklerim var, getiremedim. Hızlı uzattığını düşünüyorum. Kökten beslediğini düşünüyorum. Duştan sonra saçımın diplerine böyle yapıyorum. Sonra bu şekilde masaj yapıyorum. Ya da böyle işte sıktıktan sonra saçımı tarakla. O tarağım nerede? O tarak zaten çok güzel. Onu da önereyim ben size. Dıştanın tarağıyla bir de bunun böyle uçları böyle top top olduğu için böyle masaj yapa yapa uyguluyorum. Saçımı için etmeyeyim. Islandı zaten. Bayılıyorum. Vallahi bayılıyorum. Yani kokusu mentollü. Böyle çok güzel bir koku bırakmıyor ama ben daha sonrasında işte ne bileyim Morphos'un köpüğünü ya da spreyini falan da sıkıyorum. O yüzden güzel oluyor. Yani bunu kesinlikle öneririm. Saç dökülmeniz varsa ve saçınız uzamıyorsa çok fazla bunu alın. Bunu aldıktan sonra teşekkür edeceksiniz bana. Be Beauty'nin şu parfümünü çok seviyorum. Bir ton parfüm var ama bence en güzeli bu. Çok uzatmayacağım. Kalıcılığı çok yok. Hatta yok neredeyse. Güneş kremi olarak gerçekten memnun kaldığım bir güneş kremi. Zaten çok nadir memnun kaldığım güneş kremleri var. Böyle toplasanız 3 ya da 4 marka var. İşte La Roche-Posay. Bir de bir tane daha marka vardı. Onu birazdan gösteririm. Dialog bir şeydi. Dialog gibi bir şeydi yani. Tam hatırlamıyorum. Bir de bir marka. Başka hangisi var? Başka şu an aklıma gelmiyor. Bir de Mishan'ın vardı. O da çok güzel. 4 marka işte yani. Yine Herbaderm çıktı. Bu arada kutu kutu Herbaderm var. Salisilik asit. Bir ara çok sivilceliydim ya. Seda da öyleydi. O dönem biz bunu bayağı bir yedik. Sömürdük bildiğiniz. Sömürdük. Tekrar yazın alacağım 2 güneş kreminden birileri daha. Hazır yaz da geliyor. Bunları ekran alırsınız. Çünkü güneş kremi kesinlikle almanız lazım. Bunun bir de farklı seçeneği var ama o kuru ciltler. Bu benim elimdeki yağlı ciltler için. Eğer hassas ve yağlı cildiniz varsa bu güneş kremini öneririm. Bir diğer önereceğim güneş kremi de bu Mishan'ın. Bu iki güneş kremini de öneririm. Az öncekiyle birlikte. Bir de La Roche-Posay. Söyleyeceğim yine karşıma salisilik asit çıktı. Yani ben size bunu sürekli gösteriyorum. Ama yani seviyorum. Diyeceksiniz ki hava sivilcelerin gitti tekrar neden bulunduruyorsun bundan? Ki tekrar bulunduracağım bu arada. Yani illaki doğduğumda olacak. Bitti. Arada bir sivilce çıktığında bunu kullanıyoruz. Böyle artık eskisi gibi böyle çok fazla yoğun sivilcelerim yok. Ama illaki arada çok. Roaccutan kullananların bile sivilce... Arkadaki ne lan öyle? Ayın çıkmış. Korktum bir an. Bayağı korktum. Roaccutan kullananların bile cildinde arada sivilce çıkar. Bunu bilirsiniz. Yani hepsi olmasa bazen çıkar. Yani benim de sivilce çıkıyor. Çünkü ben herhangi tedavide herhangi bir şey görmedim. Yani o yüzden arada bir çıktığında bunu kullanıyorum. Ya da böyle yoğun makyajlar yaptığımda saatlerce yüzüne sivilce, saatlerce yüzüne makyaj kaldıysa böyle sabahtan akşama kadar. O gün cildimi temizledikten sonra ya bunu ya da niacinamide geçiyorum. Sivilce çıkmaması için. Yani bunlar bittikçe bende kesinlikle birer tane oluyor. Serum dolu içerisi ya. Serumlar demişken şunları da anlatayım. Öyle saça tamamen geçelim. Ben Doğan'ın niacinamide'leri. İlk başlarken %5 ile başladım. Şuradaki. Sonra %10. Sonra yine %10'a geçtim. İlk başlarken az az başlayın. Daha sonra arttırın. Güzel. Yani ben bu markayı seviyorum. Hatta bak kişiden kişiye göre değişir dediklerimden birisi de şuydu. Çok sevdiğim bir influencer var. Vardı gibi de diyebiliriz ama var. O mesela
bu markayı önermiyor. Ama bu markayı önerenler de var. Ben de öneriyorum. Çünkü ben bayağıdır, bir seneye geçiktir. Bir senedir hatta diyelim. Doğa markasını kullanıyorum. Severek de kullanıyorum. Tabii hiç sevmediğim ürünleri var. Mesela bir tane yıkama jeli var. Çok ağır. Onu hiç sevemiyorum. O orada duruyor. Getirsem getirmesem kararsızım ama çok ağır bir yıkama jeli. Yani benim cildime göre çok ağır ve kuru, çok kuruttuğu için sivilce çıkartıyor. Yani onu mesela sevmiyorum. Her ürün herkese göre değil. Sömürmüşüm yani. Bildiğiniz sömürmüşüm. Nivea'nın sıkılaştırıcı losyonu. Sıkılaştırıyor mu derseniz, bence düzgün bir şekilde kullanırsanız ve sporla birlikte kullanırsanız sporun etkisini iki katına çıkarıyor. Ben öyle düşünüyorum. Kullanım dönemlerde hep öyle oldu. Bu arada elimde her zaman yedek vardır. İkisi de dolu ve ikisi de bitik ve sömürmüşüm bildiğiniz. Spordan önce kesin kullanıyordum. Ya da duştan sonra kullanıyordum. Ya da vücudumu mesela bacağımı jiletledikten sonra o böyle şey hissinden sonra, duştan çıktıktan sonra yine bunu sürüyordum bacaklarıma. Şeylerde falan daha pahalı. Migros'larda olsun. Vasta falan daha pahalıydı. Ben çünkü bakmıştım. Yani şu an en uygun yer Trendyol. Yani alacaksanız, linkte varsa ve bitmemişse kesinlikle alın. Çok güzel bir vücut nemlendiricisi ve sıkılaştırma etkisi falan diye ve kesinlikle etkiliyor. Yani ben inanıyorum. Yani spordan önce kesinlikle sürüyordum. Bel çevreme, göbeğime falan, bacaklarıma falan. Şimdi vücuttan devam ediyorken yine bitirdiklerim ve her zaman elimde yedek olan ürünlerden birisi Dove'un bu koltuk altı kararması etkili bakımı. Düzgün bir şekilde kullanırsanız etki ettiğini düşündüğüm spreylerden birisi koltuk altı için. Onun dışında hadi o etki etmese bile kokusu, pudralığı falan çok güzel. Yani ben bunu çok seviyorum. Şöyle. Marka gönderimi falan değil. Kahveli kil maskesi BB Beauty'nin. Yine aynı şekilde vücut için böyle selülit etkili kili hiçbir halta yaramıyor. Yani zaten selülitlerin de böyle bir şeye yaramadığını çok geç anladım ama hiçbir halta yaramıyor. Selülit için beslenme ve spor çok önemli. Bunlar hiçbir şeye yaramıyor. BB Beauty'nin vücut spreyi. Vanilyalı diyor. Çok güzel kokusu var. Gerçekten. Gratis'e giden çoğu kişide bundan var. Görüyorum. Arkadaşlarımda da var. Her çeşidi var ama özellikle bu vanilyalı çok güzel. Ağzıma sıktım. Saat kaç oldu bu arada ya? Ben daha sahur... Saat 3 olmuş. Ben daha sahur yapacağım. Saç dökülmesine karşı çok iyi deniliyor. Hatta ben şu an kullandığım bütün şampuanlardan daha pahalı. Ama asla sevmedim ve asla bende işe yaramadığı için onu söylüyorum. Bende işe yaramadı. Ben sevemedim. Sevip sevmemek arasında kaldığım Doğan'ın bu şampuanı güzeldi ama dökülmek karşıtı olarak çok mu iyiydi? Hayır değildi ve çok köpürmüyordu. O da beni birazcık üzdü. Aslında zaten köpürmemesi lazım ama o beni bir tık üzdü. Yani bunları tekrar alamayayım. Bunu almam. Bunu belki alırım. Belki ama kesin alırım demem. Alırsam da şöyle alırım. Şu şampuan piyasadan kalkarsa alırım. Bununla yaklaşık belki 5 kutu bitirdim. Ve korkuyorum şu an burada önerirsem ki kullananlar bana yazıyordu çok sevdiklerini. Önerirsem ve fiyatı çok artarsa üzülürüm. Ben en son aldığımda 60-65'lerdeydi. Adı ne? Markanın adı ne bilmiyorum. Tuncay Kozmetik yazıyor arkasından. İstanbul Şişli'de üretiliyormuş hatta. Biyotin ve keratin şampuan. İçeriği çok güzel bence. Yani bunun bayağı çeşitleri de var ama ben bu biyotin keratinden, saç dökülmesine karşı olan seriden bundan 5-6 tane bitirdim. Şu an içerikte bitiyor. Hatta İstanbul'da tekrar sipariş vermeyi düşünüyorum. Ama İstanbul'da da vardı diye hatırlıyorum bitirmediğim. Mükemmel bir şampuan. Çok güzel. Yani saç dökülmeniz varsa buna bakın. Sevdiğim şampuanlardan biri de yine aynı serinin Urban Care'in şampuanı. Bu da çok güzel. Saç uzaması ve saçın dökülmesine iyi geliyor. Ama bu çok kepeklendiriyor. O yüzden bunu kullanmak yerine sprey kullanıyorum. Şampuan olarak da birazdan nemlendirecek, keratin ve bakım yapacak şampuan. Oh, onu seviyorum. Şimdi bu kadar övdük birazcık saç bakımında gömelim. Sırf belki bir halta yarar diye hep saklıyorum ve hep yani duruyor bende. Bir de bu bana işte ürün gönderin. Bak övsem bunu överim. Bak öyle düşünün. Bu bana ürün gönderin. Ve bunun böyle kocaman bir kutuda geldi. Yani bunun şampuanları var. 2 tane ekstra saç bakım ürünü var. İçeride onlar. Ben bu markayı sevemedim. Yani doğal içerikli olduğunu söylüyor. Vegan olduğunu söylüyor. Sülfat içermediğini söylüyor. Her şeyi söylüyor. Ama saçımdan hiçbir şekilde arınmıyor. Saçımı yağlı, yağlı duruyor. Gözeneklerini tıkattığı için çok döktüğünü düşünüyorum. Özellikle şampuanı duşta kullanıyorum ve saçımı döktüğünü düşünüyorum. Ben bu seriyi önermiyorum. Şu an içinde ikisini dop dolu. Yani keşke görebilseniz ikisinin de içeriği dolu. Şampuanları da dolu. Banyodalar. Sevenler de var ama ben sevemiyorum. Hatta dursun yine. Belki kullanırım. Gerçekten kullanırım diye düşünüyorum. Öyle duruyorlar bende ya dediğim gibi. Sevdiğim bir diğer ürün de bu keratin oil. İlla ki Trendyol'a karşınıza çıkmıştır. Bunun içerisinde var. Bu bitti. Tekrar tekrar aldığım bir ürün. Bunu uyguladığınızda duştan sonra böyle saçın uçlarını falan yediriyorum böyle iyice. Bunu uyguladığınızda saçınız kuruduğunda bile yağlı gibi oluyor. Ama bir dakika yıkamanızda böyle sadece uçlarını uyguluyorum bu arada. Şuradan aşağısını uyguluyorum.
Ama bir dahaki kıvamınızda saçınızın o kabarıklığı bilmem nesi böyle o ya şu güzel görüntü yani böyle dümdüz bir görüntü o güzel bir görüntü oluşuyor. Ben seviyorum o yüzden bakım yaptığını düşünüyorum. Essence'ın bu köpük fondötenini sevmedim. Bu ürünü güzeldi Yves'in ama çok çabuk kurudular. Aldıktan yine devam ediyorum. Bitirdiğim, kırdığım ve kırmaya devam etsem tekrar alacağım ürünlerden birisi bu. Numarası yazmıyor ama bu parlak gibiydi. Belki en azından kullananlar vardır. Bundan zaten 4-5 tanesi var ama bir tanesinin içi simli. Bu simli olanı muazzam bir allık. Çok seviyorum. Tekrar ve tekrar kesinlikle alacağım. Özellikle şu an yaz geldiği için. Kesinlikle alacağım ürünlerden birisi bu pastelin allığı. Vives'in Fake It maskarası. Çok seviyorum. Kepik yapıştırıcım. Dua'nın kepik yapıştırıcısı. Çok güzel bence. Yani mavisi çok pahalı ama bu uygun fiyatlı. Ve çok kepik yapıştırıcı kullanmıyorsanız bu tarz küçük bir şey almanızı öneririm. Güzel bir kepik yapıştırıcı ama siyah. Haberiniz olsun. Bu da güzel. Daha sonra çok kullandığım asetonlardan birisi de Benry'nin bu asetonu. Pompalı asetonu. Bu da çok güzel. Bununla fiyat artmış. En son gördüğümde çok güzel. Neyse güzel ama kullanıyoruz. Oje sürekli kullanıyorsak seveceğimiz bir ürün. Ayak bakım maskesi Neutrogena'nın. Çok güzel. Yani gerçekten hakkını vermek gerekirse yiğidi öldürem hakkını yeme demişlerse bu. Yumuşacık yapıyor. Hani böyle şey değil. Hani böyle soyan maskeler var ya onlardan değil. Haberiniz olsun. Ben onları kullandım. Onlar da güzel ama bu maskeyi nemlendirmek için ve hassas kitleri için çok güzel bir maske. Size bastıra bastıra övdüğüm şampuanı göstereyim. Bak burada bile olanları gösteriyorum. Ve şu an elimde olan yeni. Saç kepek sorununuz varsa bunda da var hala. Fiyatı çok yüksek. Çok fazla kullanırsanız iyi değil. Çok fazla kullanmamanız lazım. Diyelim ki kepek sorununuz var. Böyle bir hafta, iki hafta her duşa girdiğinizde kullanın. İki günde bir giriyorsanız bile kullanın. Ama azalma olduktan sonra ayda sadece fiyatı yüksek. Gerçekten yüksek. 150-200'e yakındır belki de. Ben en son aldığımda 150'ydi. Kepek sorununuzu kesinlikle çözüyor. Ondan sonra böyle kepekleriniz için ayda bir ya da iki kere kullanmanız bile yeterli. Böyle 20 günde bir kullanmanız bile bir kere yetiyor bunu. Kepek sorunu için. Ama aldığınızda ilk iki hafta iki günde bir duşa girseniz bile bunu kullanın. Bir de bu serinin şöyle bir şampuanı var. Saç dökülme karşıtı. Şimdi ama bunu öneriyorsun, bunu önermiyorsun derken bu da güzel. Kötü değil. Saç dökülmesi için güzel. Ama buna bu kadar para vermeyin. Yani bunu alın. Buna bu kadar para vereceğinize bunu almanızı daha çok tavsiye ederim. Yani istiyorsanız bunu da alın paranız varsa ama ben bunu almıyorum. Bunu en son aldım. Daha sonra bunu alınca buna geçtim. Çoğu yerde pahalı ama Trendyol'da iki şekilde satılıyor. Nivea'nın bu banyo ve duş jeli. Yani bir insanın cildinin bu kadar mı yumuşacık yapar? Bu kadar mı kremsi olur ya? Çok güzel. Alın, kullanın ve anlayacaksınız işte o zaman. Benim o cildimdeki böyle pütür pütür bacaklarındaki görüntü falan çok iyi geldi. Çok seviyorum. Böyle çok az almanızla bile köpürüyor. Kremsi yapıda. Hatta böyle su akarken böyle gitmiyor kremsiliğinden. Siz düşünün. Ben çok seviyorum. Bununla artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.